Merhaba ben matematik öğretmeni Eray. Bu videoda 5. faskülümüz üçgenler konusuna geçiyoruz. Öncelikle açı ve açı çeşitleri konusunu görelim. Bakalım neymiş? Başlangıç noktası ortak olan iki farklı ışının birleşimine açı denir. Bakın OA ışınıyla OB ışını birleştirmiş ortak bir noktası O noktası. İşte buradaki bu kısma aralığa açı denir. Tamam? arasındaki değeri de açının ölçüsü denir. Açının ölçüsü denir. Ölçüsü denir. Tamam. Şimdi bu açı nasıl gösterilir? A, O, B açısı. Şöyle bir şapka. Tamam. Açının ölçüsü nasıl gösterilir? Bakın bu şekilde. Tamam. Bu da nedir? Mesela alfa, beta, teta, beta. Bu ne demek? Teta, X, y. Bunun gibi neyle? E, sembollerle ne yapılır? Gösterilir. Burada alfa olarak ne yapmışız? Göstermişiz. Diyor ki O A ışını ve O B'ye açının kenarları. Açının kenarları denir ya da kolları. O noktasını da açının köşesi. Açının köşesi denir. Anlaştık? Tamam. Biz nasıl göstereceğiz? Bakın açının ölçüsünü bu şekilde göstereceğiz. Burada ne demek? AOB açısı. Gördüğünüz gibi OA ışını ve OB ışını arasında kalan yer. Tamam Şimdi açı çeşitleri neler? Birincisi dar açı. Dar açı sıfırla 90 derece arasındaki açılar. Mesela 30 derece, 40 derece, 58 derece artık buradaki alfa'ya ne denir? Dar açı denir. Tamam mı? dik açı bakın 90 derece. Eğer burada alfa 90 derece ise bu açıya ne denir? Dik açı denir. Tamam mı? Bu tanımlamalar önemli. 3. Geniş açı bakın 90 ile 180 derece arasındaysa buna ne diyormuşuz? Geniş açı diyormuşuz. Alfa nasıl açıdır? Geniş açı yani mesela 120, 135 gibi açılar. Tamam. Doğru açı 180 derece ise alfa açısına ne diyoruz? Doğru açı diyoruz. Tamam mı? Beşincisi tam açı. 360 derece ise alfa açısı. Buna ne diyoruz? Tam açı diyoruz. Şimdi burada komşu açı. Bu önemli. Komşu açı şu. Bakın AOB açısı. Burasıyla BOC açısı. Bakın burası. Bunlar nasıl açılardır? Komşu açılardır. Adı üstüne komşu yan yana. Ya da BOC açısıyla. Bakın şöyle iki çizgiyle gösterdim. Hani öbürünü göstermek adına. BOC açısıyla COD açısı. Bakın bunlar nedir yine? Komşu açılardır ama AOB ile COD komşu açılar değildir. Tamam. Önemli. Yedincisi tümler açı. Şimdi iki tane açı var. Eğer bunların toplamı 90 bunlara ne diyoruz? Tümler açı diyoruz. Yani alfa ile teta neymiş? Tümler açılarmış. Anlaştık? Ama birbirini 180'e tamamlıyorlarsa da bu iki açıya ne diyeceğiz? Bütünler açı diyeceğiz. Tamam Bütünler açı. Anlaştık mı? Mesela 120 ile 60 topla 180. Bunlar ne? Bütünler açı. Ama 30 ile 60 mesela topla 90. Bunlar nedir? Tümler açıdır. Tamam Peki dokuzuncusu bu da önemli. Şimdi diyor ki birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu açılardan komşu olmayan açılara denir. E komşu olanlara komşu açı diyoruz değil mi? Ya yani komşu olmayanlara ne diyormuşuz? Ters açı diyormuşuz. Bakın. X gördünüz mü ve Y. Ters açılar. Biri öbür tarafa doğru gitmiş, öbürü bu tarafa doğru gitmiş gibi. Anlaştık? Peki A açısıyla bakın B açısı. Bunlar da yine nedir? Ters açılardır. Burada bileceğimiz şey nedir? A açısıyla B açısı birbirine eşit x açısıyla da y açısı birbirine nedir? Eşittir. Yani ters açıların ölçüleri birbirine nedir? Eşittir. Tamam mı? Mesela A dediğimiz açı orada 50 derece ise B'de nedir? 50 derecedir. Tamam. Öbürü iç ters açılar. Yine bunları da kullanıyoruz. Şimdi bak. İçe doğru bakacak ve ters olacak. Yani içe doğru bakacak ama yönleri farklı olacak. Mesela bak. X bu tarafa doğru içe doğru bakıyor. Yönü bu tarafa. Y'ye bak yine içe doğru bakıyor ama yönü farklı. Gördünüz mü? İçe doğru bakıyorlar ama ters yönleri farklı. O zaman A ve B nedir burada? İç ters açılardı. Yine bu açıların ölçüleri birbirine nedir? Burada görüldüğü gibi e, X ve Y mi? Ha şu. Birbirine nedir? Eşittir. Diğeri ise bakın A ve B. Bak A bu tarafa doğru bakıyor içe doğru. B de bu tarafa doğru içe doğru bakıyor. Tamam mı? Ama yönleri nedir? Farklıdır. İç ters açılar. Yine buradaki açıların ölçüleri birbirine nedir? Eşittir. Tamam. Bunlar yine soru içerisinde bolca kullanıyoruz. Dış ters. Bu sefer dışa doğru bakacaklar. Farklı yönlerde olacak. Mesela A açısı. Bakın dışa doğru bakıyor. B açısı dışa doğru bakıyor ama farklı yönlerde. O zaman A ve B nedir? Dış ters açılardır. Bakın X açısıyla da Y açısı dışlar saçılar ve yine bunların ölçüleri de görüldüğü gibi birbirine olacak? Eşit olmuş olacak. Tamam mı? 12 yöndeş açılar. Adı üstünde yöndeş. Aynı yöne bakacaklar. Bakın A açısıyla X açısı. Gördünüz mü? Bunlar nedir? Yöndeştir ve ölçüleri nedir? Aynıdır. Yani A 50 ise X de nedir? 50'dir. Ya da bakın B açısıyla Y açısı. Aynı yöne doğru bakıyorlar şey önemli değil. İçmiş, dışmış bunlar önemli değil. Tamam Aynı yöne bakıyorlar. Ya da mesela C ile Z açısı. Gördünüz mü? Ya da T ile D açısı. Bunlar nedir? Yöndeş açılardır ve açı ölçüleri birbirine nedir? Eşittir. Tamam. 13. Karşıt durumlu açılar. Nasıl biliyor musun karşıt? Mesela A açısıyla Y açısı. Şimdi bak. Şu buraya bakıyor. Bu da bu tarafa doğru bakıyor. Anlaştık? Bak farklı yönlerde Yani farklı yönde değil. Bu, bu kafasına göre <laughs> açılar bunlar tamam mı? Karşıt durum. Yani bizim bildiğimiz yöndeş, iç ters, dış ters falan bunlar gibi değil. Bak kafası A ile Y bunlar. Neymiş? Karşıt durumlu açılar ya da mesela B ve X. Bak B ve X. Gördünüz mü? Bunlar yine nedir? Karşıt durumlu açılar ama burada bilmem gereken önemli şeylerden biri şu. Bakın tabi bu durum yine paralellik için burada hani şu paralel durumları var. Burada gördüğünüz gibi bu da önemli kısımlardan biri. Bakın şurası burada bileceğimiz karşıt durumlu açılar için şu iki açının ölçüsü birbirine nedir? E, i̇ki açının ölçüleri, ölçüleri toplamı nedir? 180 derecedir. Mesela burası atıyorum 60 derece ise burası ne olmak zorunda? 120 derece olmak zorunda. Bakın A artı Y burada da görüldüğü gibi. Ya da hangi ikisine de Şuraya dedik. Mesela şuradaki açı atıyorum 100 derece ise buradaki açı kaç olmak zorunda? 80 derece olmak zorunda ne olacak? Birbirini 180'e tamamlayacaklar. Anlaştık? Bunu da yine çok kullanıyorum. Haberiniz olsun. 14. Şimdi burada zikzak kuralı falan diyorlar bunlara. Şöyle sağ tarafa doğru yine A ve AB ışınıyla CD ışını bakın paralel. Tamam. Burası birbirine nedir? Paraleldir. Sağa doğru bakanların toplamı sola doğru bakanların toplamına eşittir. Yani burada x neye eşittir? Bakın a artı b'ye. Diğerinde daha çok açı var. Yine fark etmez. Bakın yine paralellik var bu arada. a, b, c'nin toplamı neye eşit olacak? x ve y'nin toplamına görüldüğü gibi eşit olacak. Anlaştık mı? Ve son özelliğimiz, son durumumuz, son açılar. Şöyle bakın burada yine d1, d2'ye paralel. Tamam mı? Şöyle durumlar var. Mesela 2-3 tanesini çizeyim. Bak mesela atıyorum. Şu ve şu. Şimdi şuradaki açıların toplamı. Bakın. Şuradaki açıların toplamı. Şuradaki 3 açının toplamı ya da 1 ne olsun şöyle 2 olsun. Şöyle de 3 olsun. Bak şurası 1 2 şuradaki 3 ve 4. Anlaştık. 4 tane açı var burada. Şimdi formül şu. n-1 çarpı 180. Burada n dediği nedir? Açı adedi. Kaç tane açı var? Kaç tane açı var? Mesela birinci yazdığımız için kaç tane açı var? 3 tane. O zaman cevap 3 eksi 1 çarpı 180 yani 360 derece. Yani oradaki 3 tane açının toplam ölçüsü kaçmış? 360 dereceymiş. Bunun için kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var değil mi? 4 eksi 1 çarpı 180'den 540 derece olacak. Anlaştık mı? Bunun gibi burada da e, yukarıda da verildiğinde genelleştirmiş. Yani en tane açı var. En eksi 1 çarpı 180 tane diyeceğiz. Açı ve açı çeşitleri bu şekildeydi. Bakan sorular nasıl karşıma gelecek kazanım testlerinde birlikte göreceğiz.